Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün karanlık dosyalara bir yeni bölümle daha devam ediyoruz. Daha doğrusu sizin karanlık dosyanıza devam ediyoruz. Videoya geçmeden önce eğer beni sosyal medya hesaplarından takip etmek isterseniz Instagram burada, diğerleri de aşağıda açıklamalar kutucuğunda bulunuyor olacak. Aynı zamanda yeni kanalıma abone olmak isterseniz onu da aşağıya linkleyeceğim. Açıklamalar kutusuna bakarak hepsine ulaşabilirsiniz. Evet, şimdi videoya geçelim. Evet, başlıyoruz. 9-10 yaşlarında yaz tatilinde Bursa'ya gitmiştik. Anneannemde kalıyorduk, bir de kuzenim vardı, o da bir altımızda oturuyordu. Onunla birlikte oyun oynamak için sokağa çıktık. Hep birlikte ip atlıyorduk. Ben bacağımı yaraladığım için anneannemin evinin önündeki bir evin merdivenine oturdum. 3-5 dakika sonra arkamdan birini hissedince anında ayağa kalktım. Benim elimi tutup çekecekken elimi geri çektim. Sonra beni süzüp "Niye burada oturuyorsun? Kimsin? Nerede oturuyorsun? Adın ne?" gibi şeyler demeye başladı. Ben de böyle doğru cevap vermeyip lafı ağzımda geveledim. Sonra yanından uzaklaştım. Abartısız 1-2 ay beni gözetledi. Her dışarı çıktığımda balkondan bana bakıyordu. Dışarı çıkmamaya karar verdim. Sonra en sonunda dışarı kuzenimin zoruyla çıkınca mahalledeki kızlarla ilk defa bu konuyu konuştum. Ve öğrendim ki tek yaptığı ben değilmişim. Birçok kıza böyle yapıyormuş. Hatta içeri zorla aldığı bile olduğunu öğrendim. Onlara içeride ne yaptığını hala bilmiyorum ama içeri aldığı kızların çoğu olay yaşandıktan 2-3 ay sonra buradan taşınmışlar. Neredeyse mahalledeki bütün kızlara aynı şeyi yapmış, içeri almaya çalışmış, tehdit etmiş, izlemiş, neyse birkaç hafta sonra evimize geri döndük. Televizyonda ben yine o adamı gördüm. Beni içeri almaya çalışan o adam başka bir kızı da hamile bırakmış. Aradan çok uzun zaman geçtiği için haberin detaylarını pek hatırlayamıyorum. Benim hikayem de buydu. Kimseye anlatmadım şu ana kadar. İlk defa burada yazdım. Ne kadar karanlık dosyalara girer bilmiyorum ama 9-10'lu yaşlarda olayı yaşadığım için çok etkilenmiştim. Buraya kadar okuduğun için çok teşekkür ederim. Seni çok seviyorum demiş. Ben de seni çok seviyorum öncelikle ve çok geçmiş olsun. Gerçekten nelerin ucundan kurtuluyoruz, neleri başımıza gelecek, neleri engelliyoruz bazı hareketlerimizle. Yani bunu hiç düşünüyor musunuz ara sıra? Ben düşünüyorum çünkü. Yani bu, o gün şunu yapmasan ne olurdu? O gün bunu yapmasan ne olurdu gibisinden. Böyle hassas bir adamın eline bir sürü kız düşmüş, bir sürü çocuk düşmüş ve bunlardan bir tanesi bir de hamile kalmış. Yani olayın korkunçluğuna bakın. İyi ki kendini kurtarmışsın. Çok geçmiş olsun. Benim yaşadığım olay bundan 7 yıl önce falan olmuştu. 13 yaşlarındaydım. Anneannem hasta olduğuna annem hiç evde olmazdı ve babam da hep işte olurdu. Bir gün dershaneden eve geldim. O zamanlar kendi telefonum yoktu ve anneme ev telefonundan ulaşabiliyordum. Ev telefonunda en son kimi aradıysan tekrar onu aramanı sağlayan bir tuş var. Genelde hep annemi aradığımdan o tuşa bastım. Ama yanlışlıkla karşımızda bulunan pideciyi aramışım. Özür dileyerek kapattım. Mahcup da olmuştum. Daha sonra annemin numarasını tuşladım. Ama nasıl olduğunu hala bilmediğim bir şekilde yeniden restorana bağlandım. Nasıl olduğunu anlamadığımdan şaşırmıştım. Adam "Siz kimi aradınız?" falan dedi. Ben de "Annemi" dedim. Sonra yeniden özür diledim. Kapatmadan önce adam bana "Bir sorun varsa bana anlatabilirsin güzelim" dedi. Güzelim 13 yaşındaki bir çocuğum ve adam öyle babacanlık taslayacak bir tip değil. Hemen telefonu kapattım. Çok korkmuştum. Beni daha çok korkutan şey adamın tam karşımızdaki binada çalışıyor olmasıydı. Daha sonra yeniden telefon çaldı. Adam bana bağırmaya başladı. Bu sefer "Sürekli bizi arıyorsunuz, ne yapmak istiyorsunuz?" diye. Çok korkmuştum. Telefonun fişini çektim. Evin kapılarını kilitlemiştim. Babam eve gelene kadar titreyerek o battaniyenin altında beklediğimi hatırlıyorum. O restoran hala açık ve adam hala orada çalışıyor. 2-3 yıl önce gece yarısı eve dönerken arkamdan bir ıslık sesi duydum. Etrafta kimse yoktu fakat orası açıktı. Emin değilim ama yine aynı kişi olabileceğini düşünüyorum. Çok büyük bir şehirde yaşamadığım için çoğu zaman evim uzakta olsa bile sipariş dağıttığı arabayı etrafta görüyorum. Ama takip mi ediyor, gerçekten sipariş mi götürüyor hiç emin olamıyorum. Elimde somut bir delil olmadığından bir şey de yapamıyorum. Sadece dikkatli olmak geliyor elimden. Geçmiş olsun, dikkatli olmaya da devam et. Bu tarz şeyler şakaya gelmez. Yani umursamaz da hiç gelmez. Burada aslında senin yaşından vesaire daha öte olan bir durum var. Bu adam bir restoran sahibi ve restoranı arayan kişileri demek ki bu şekilde konuşabiliyor. Yani bu adamda bir şey var zaten, bir sıkıntı. O yüzden lütfen kendine çok dikkat et. Şimdi diğerine geçelim dedim. Bu olay 2015'te başıma geldi. 15-16 yaşlarındaydım. Yazlık bir yerde yaşıyorum. Sahilde takı satan bir amca vardı. Arkadaşımla orada çalışıyorduk. Galatasaraylıyım ve 4 yıldız olmuştu Galatasaray. Ben
de forma istiyordum. Annemler bir akşam forma almışlar, bana hediye ettiler. Diğer gün hemen giydim, akşam da takıcıya gittim. Tuvalete gidecektim, arkadaşıma söyledim, ileride bir baktım Fenerbahçe maçı varmış. Bana laf ederler diye korktum. Geri dönüyordum ki birisi pist dedi. Arkamı döndüm, 30'lu yaşlarda biri. Korktum, hemen döndüm takıcıya. Daha sonrasında anneme anlattım ama o belki de saat soracaktı dedi. Sonraki günler hep o adamla karşılaştım. Denize giriyorduk, o adam. Takıcıya gidiyordum, yine o adam. Sanki kaş göz hareketleri yapıyordu. Korkmaya başlamıştım iyice ama annemlere söyleyemiyordum. Kuzenimi kaybetmiştik ve iyi değillerdi. Bir gün yine aşağıdaydım. Annem Mevlüt'e gideceğiz diye çağırdı beni. Arkadaşıma ben tek çıkarım, sorun olmaz dedi. Ve tek başıma eve yürümeye başladım. 30'lu yaşlardaki adam da sahilde bir kafede çalışıyordu bu arada. Üstündeki kıyafetten anlamıştım. Bakkala girdim. O sırada bir baktım, o adam uzaktan geliyor. Herhalde dedim, bir yere gidiyor. Hala salak gibi, anlamıyorum. Bizim ev yokuşta, arka tarafı dağlık bir yer. Yokuşa döndüm, arkama baktım, adam hala hızlı şekilde arkamdan geliyor. O kadar korktum ki size anlatamam. Hala anlatırken gözlerim doluyor. Arkadaşımın evinin oraya saklanmak istedim ama görür de sıkıştırır beni diye korktum ve eve doğru koşmaya başladım. Annem oradaydı. Hemen söyledim. Tam olarak o sırada ne dedim, ne oldu hatırlamıyorum. Babam çıktı. Adamı bizim sitenin önünde yakaladı. Kavga oldu tabii, kızımı niye takip ediyorsun falan diye. Adam ilk önce gezmeye geldim abi dese de böyle bir şeyin ihtimali yoktu. Çünkü oradan araba bile zar zor geçer. Sonrasında abi çocuklarım var, ne olur affet diye yalvarmaya başladı. Jandarmalar falan geldi ama pek bir şey olmadı. Çalıştığı caddenin sahibi genç biriydi. Sahilde benimle görüşmek istediğini söylemiş. Kuzenime gittim, görüştüm. Çok özür diledi ve bir daha o adamı görmeyeceğimi söyledi. Gerçekten de görmedim ama hala o gün gibi korkarım. O yokuşta niye ailemi arayamadım hala bilmiyorum. Korkudan tutulmuşum sanki, tutulmuştum sanki. Lütfen herkes bilinçli olsun. Artık hep elim demiş, sonrası kalmış. En sonunda seviliyorsun demiş. Teşekkür ederim. Sen de seviliyorsun. Öncelikle başın sağ olsun. Ayrıca şöyle de bir not düşmek istiyorum. Yani çok geçmiş olsun. Çok kötü bir durum ama yazarken lütfen noktalama işaretlerine, imlaya falan dikkat edin. Çünkü ben okurken burada eziyet çekiyorum. Size de dinlerken eziyet oluyor. O yüzden lütfen buraya bir şey yazacaksanız onlara dikkat ederek yazın. Dediğim gibi tekrardan geçmiş olsun. Çok çok korkutucu bir olay. Zaten bu tarz şeyler yaşayan çoğu kişiden duyduğumuz şey aynı. Herkes, çoğu kişinin donup kalması ya da gözlerinin dolması, hiçbir şey yapamaması gibi. O yüzden bence aileni arama konusundaki tereddütün normal bu durumda ama iyi ki bir şey olmamış, başına daha kötü bir şey gelmemiş. Bir diğerine geçiyorum. Öncelikle merhaba Sezgi abla. Bugün online olarak oynadığım bir oyun yüzünden başıma gelenleri anlatacağım. Bir gün yine oyuna girmiştim. Mesaj kutumda tanımadığım birinden selam, naber diye bir mesaj gelmişti ve arkadaşlık isteği atmıştı. Ben arkadaşlık isteğini reddetmiştim ama hala yazıyordu. Ben de sürekli soru işareti, anlamadım, lütfen açıklar mısın gibi şeyler diyordum. Ve ben sormadığım halde 13 yaşında olduğunu söyledi. Ben de herhalde 40 yaşında adam oyunu oynamıyordur diye tekrar attığı arkadaşlık isteğini kabul ettim. Konuşup kanka olduktan sonra sosyal medyamı istedi. Ben de hala güvenmediğim için bir yandan SS alıp bir yandan da istediği şeyleri fake hesaplarla hallediyordum. Fake açtığım sosyal medyamı verdiğimde fotoğraf istedi. Ben de tabii ki de internette bulduğum fake fotoğrafı attım. Şanslıyım ki fake olduğunu anlamadı. Sonra dedi ki ben bunu beğenmedim, boydan at, yüzünü merak etmiyorum dedi. Ben hemen SS almıştım. Sonrasında şu an atamam, ailem yanımda dedim. Sonraki gün uyandığımda sınıftan kankam yazmıştı. Kanka bana tanımadığım bir adam terbiyesiz şeyler yazıyor deyip beni eklediği hesabın adını verdi. O kişi benden boydan fotoğraf isteyen kişiydi. Kanka bunun ardından yaşadığım yeri sordu ve yalan cevap verdim. Hemen konuyu değiştirip kankama dediği şeyin neden yaptığını sorduğumda sadece gülücük atıp engellemişti. Ben de korktum, ihbar etmiştim. SS'leri de göndermiştim. Bu insan yaş 30'u geçkin bir sanal alem üzerinden böyle şeyler yapan birisiymiş. Sezgi abla seni çok seviyorum. Videoların ve içeriklerin harika. Çok teşekkür ederim. Çok da geçmiş olsun. Gerçekten oyun oynama şeyinde bile, yani online oyun oynamakta bile rahat yok ya. Gerçekten neler çekiyoruz yani. Şuna bakın, her yerdeler. Her yerdeler. Bu yüzden her videomda bunu bastırmaya çalışıyorum. Yani kim olursa olsun karşınızdaki, çok dikkatli olmanız lazım. Çok geçmiş olsun. İyi ki de hiçbir şey atmamışsın. Akıllı davranmışsın. Fake hesaplar vesaire. Şimdi bir diğerine geçiyorum.
Merhaba Sezgi. Bundan 2 yıl önce başıma gelen bir olayı anlatmak istiyorum. Ben ablamla beraber yaşıyorum. Ailem Trabzon'da, biz ablamla Ankara'da yaşıyoruz. O çalışıyor, ben üniversite okuyorum. O zamanlar 18 yaşındaydım. Üniversite sınavına yeni girmiştim. Yaz tatilinde geçici süreliğine çalışmak için işe girmeye karar verdim. Arkadaşlarım aracılığıyla iş buldum. Canlı müzik yapan bir kafede haftanın 3 günü çıkıp şarkı söylüyordum. Bir gün tam çıkarken kafenin müşterilerinden bir çocuk bana seslenip bakar mısın dedi. Döndüm ve efendim dedim. Sesin çok güzel, tanışmak istedim sadece, lütfen yanlış anlama dedi. Yok tabii yanlış anlamadım ama bu kafede çalışıyorum ve bu doğru olmaz diyerek nazikçe reddettim. Evvelsi gün tekrar kafeye gelmişti ve bu böyle 4-5 kez devam etti. En sonunda ben kabul ettim ve konuşmaya başladık. Başta oldukça saygılı biriydi. Saygılı ve iyi biriydi. Bir ay gibi bir süre konuştuktan sonra sevgili olmaya karar verdik. Bir süre sonra beni kıskanmaya başladı. Başta sosyal medya hesaplarımdan takip ettiğim kişilere karışmaya başladı. Ben bana hesap soramayacağını ve böyle kıskançlıklara girerse açık ve net bir şekilde bu ilişkiyi sonlandırmak istediğimi söyledim. Ben böyle deyince tabii özür diledi ve konuyu değiştirdi. Ama zamanla o eski halinden eser kalmadığını gördüm. Kafede son ayımdı ve okullar açılacağı için işten çıkacaktım. Beni dinlemeye geldi ve müşterilerden bir çocuğa sert sert baktığını gördüm ama sebebini anlam veremedim. Daha sonra çıkış saatim geldi. Ben üzerimi değiştirmek için arka tarafa gittim. Beraber yemek yiyecektik. Döndüğümde onu kafede bulamadım ve telefonla aradım. Dışarıya çıktığını söyledi. Ben de tam kafeden çıkmak üzereyken erkek arkadaşımın o sert sert baktığı adam sinirle ağzı yüzü kan içinde bana doğru yürüdü ve kolumdan tutup ben sana ne yaptım diye bağırmaya başladı. O kadar çok korktum ki şok içindeydim ve kolumu bırakması için yalvardım. İçeriden garsonlar gelip zor aldılar beni elinden. Erkek arkadaşım çocuğun bana bakmasına rahatsız olmuş ve çocuğu dışarı çağırıp kavga etmişti. Çocuk da bunu benim erkek arkadaşıma söylediğimi düşündüğü için benim kolumu öyle sert tutmuştu. Bu olay öğrenilince zaten işten atıldım. Şok içindeydim. Bu kadar gereksiz bir krizi yaşadığım için ve insanlara karşı mahcup olduğum için çok üzgündüm. Erkek arkadaşıma bunu anlattım ve bana sana kimse öyle bakamaz, eğer bakarlarsa bedelini ağır ödetirim dedi. Şarkı söylediğim ve müşterilerin bana bakmasının ne kadar doğal bir şey olduğunu anlatmaya çalıştım ve ayrılmak istediğimi söyledim. Karşı çıktı. Ben seni seviyorum, olmaz dedi. Ama benim kararım kesindi ve onu her yerden engelledim. 2 gün sonra arkadaşlarımla buluşmak için evden çıktım. Daha doğrusu ben böyle sanıyordum. Arkadaşlarımla iletişime geçmiş ve arkadaşlarıma benden özür dilemek istediğini, son bir kez benimle konuşmak istediğini söylemiş. Parka gittiğim sırada arkadaşlarımı orada göremedim. Hemen onları aradım ama açmadılar. Daha sonra eski erkek arkadaşımın bana doğru yürüdüğünü gördüm ve oradan uzaklaşmak için çıkışa doğru yürüdüm. Ama koştu ve beni tuttu. Lütfen sadece konuşalım, son kez söz, seni bir daha asla rahatsız etmeyeceğim dedi. Tamam dedim ve arabasına doğru yürüdük. Arabaya bin, biraz ileride konuşalım, park kalabalık, yanlış anlaşılmasın dedi. Ne kadar istemesem de ondan kurtulmak için bindim. Arabayı sürerken bir yandan özür diliyordu. Ne kadar pişman olduğunu, bir daha asla bunu yapmayacağını söyledi. Ama ben de kararımın kesin olduğunu ve değişmeyeceğini söyledim. Arabayı sürmeye devam ediyordu. Değişik bir yola girdi ve endişelendim. Beni indirmesini söyledi. Hayır, bana gideceğiz ve konuşacağız dedi. İstemiyorum, indir beni dedim ama daha hızlı sürmeye başladı. Çok korktum. Beni affetmezsen bırakmam seni deyip durdu. Gözü dönmüş gibiydi, çok korktum. Gitgide daha da hızlanıyorduk ve kaza yapacaktık. Ağlıyordum, durması için resmen yalvarıyordum. Elime telefonumu aldım ve ablamı aradım. Beni indir yoksa ablama söylerim ve polislere haber verir dedim. Sonunda durdu ve inip koşarak oradan uzaklaştım. Hala aklıma geldiğinde çok korkuyorum. Buradan herkese tavsiyem, sevgili sevgiliyi kıskanır, sevgilisi için kavga eder demeyin sakın. Özgürlüğünüzü kimsenin eline bırakmayın. Şiddet eğilimli kimseye normal değildir. Bu bir hastalıktır. İnsanları yeterince tanımadan hayatınızı almayın. Ben bir hata yaptım ve hatamdan dönebildiğim için çok mutluyum. Umarım bunu videonda yayınlarsın ve ben de birilerine kendi hikayemi anlatmış olurum. Şimdiden teşekkürler Sezgi, seviliyorsun. Sen de çok seviliyorsun öncelikle ve çok geçmiş olsun. Yani çok korkunç bir olay ve bunların sonunun nereye gideceğini de görüyoruz aslında hayatta çoğu zaman. Özellikle bizim ülkemizde ve dedikleri de çok doğru. Sevgili kıskanır demek doğru bir şey değil. Gider kavga eder demek doğru bir şey değil. Yani bunlar hiçbiri doğru davranışlar değil arkadaşlar. Tamam, hafif tatlı kıskançlıklar olabilir ilişkinizde. Bunlar normal, hepimizin ilişkisinde oluyor. Ya da gerçekten birisinden rahatsız olduysanız bunu dile getirebilirsiniz karşınızdaki kişiye. Ama o karşınızdaki sizin malınızmış gibi davranamazsınız. Hiç kimse size bu şekilde davranamaz. Şunu neden giydin? Şuraya niye gittin? Şununla ne yaptın? Yani bu tarz şeylerde sizi
sürekli sorgulayan ve size bakın burada çok büyük bir olay yaşanmış, böyle bir şey yaşadıysanız bunları yapan kişiye asla, yani o insana medet ummayın, iyi bir şey yapacağını düşünmeyin. Diyelim ki bu kişinin şiddet eğilimi yok. Hepsini geçtik, bir kenara attık. Ama bu yine de sağlıklı bir ilişki değil. Sağlıklı bir ilişkinin göstergesi değil. Ve iyi ki kurtulmuşsun. Yani çok çok şükür dedim gerçekten onu gördükçe. Kendini gerçekten ucuz atlatmışsın. Ben bile daha ne diyeceğimi bilemiyorum. Ben bile şey oldum, etkilendim yani. Ki zaten benim bir videom var. Emma Walker videosu. Kanalda bakabilirsiniz. Orada da benzer bir olay yaşanıyor ve kızın ayrılamadığı sevgilisiyle daha sonra başına neler neler geldiğini görüyoruz. Çoğumuzun da izlediğini düşünüyorum zaten bu kanalda, bunu izliyorsanız şu anda. Ama yani gerçekten çok dikkatli olmak gerekiyor. Tekrar tekrar çok geçmiş olsun. Evet, şimdi son bir tane okuyacağım ve ondan sonra da bu haftanın videosunu bitireceğiz. Evet, sonuncuya başlayalım. Merhaba Sezgi abla. Öncelikle kanalımı ve videolarını severek takip ediyorum. Umarım en yakın zamanda daha büyük ve güzel kitlelere ulaşırsın. Videonu gördüm. Ben de yakın bir zamanda yaşadığım bir olaydan bahsetmek istedim. Çok çok teşekkür ederim. Yani çok mutlu oldum. Birkaç ay önce dershaneye gitmeye başladım. Açıkçası bir ev kuşu olduğumdan dolayı Ankara'yı çok bilmediğim için ve dershane uzak olduğu için hep tedirgindim. Zaten bu zamanda yaşanan kaçırma gibi olaylar da cabası olduğundan kendimi diken üstünde gibi hissediyordum. Bir gün dershaneden dönmek için otobüse bindim. 45 yaşlarında bir adam vardı. Yer olmadığı için ayakta duruyordu. Yanında da kızım dediği iki kız vardı. Adam bir süre sonra maskesini çıkardı ve haklı olarak bir yanımdaki adam onu uyardı ve tartıştılar. Neden bilmiyorum ama o gün çok kötü hissettim. Ayaktaki adam bana zarar verebilirmiş gibi ya da izleniyormuşum gibi. Bir an önce insin istedim otobüsten. Neyse ki ben inmeden önce indi otobüsten. O günün üzerinden biraz zaman geçti. Bir gün yine eve dönmek için otobüse bindiğimde o adam vardı otobüste ama umursamadım. Biraz moralim bozuk olduğu için arkadaşımla konuştum ve buluşmaya karar verdik. O gün ben otobüsten indim arkadaşımla buluşmak için. Arkadaşım durağa kendi evinden geleceği için biraz oyalandım durakta. Sonra arkadaşım geldi. Bir şeyler aldık BİM'den ve yakınlardaki banklardan birine oturup konuşmaya başladık. Orada bayağı konuştuktan sonra arkadaşıma gitmeye karar verdik ve tekrar BİM'e girmeden önce o adamın oralarda olduğunu fark ettim. Caddenin karşısına geçip BİM'e girerken bana baktığını ve oralarda dolandığını gördüm. BİM'e girer girmez arkadaşıma söyledim. Adam gidene kadar BİM'de kalmaya karar verdik. Sonra arkadaşıma gittim. O günü bir şekilde atlattım. Ama çok korkmuştum. Eve gidince ablamla konuşmaya karar verdim. Olanları anlattım. Bana eğer bir daha adamla otobüste karşılaşırsam ya da tehlikede hissedersem onlara haber vermem ve sürekli irtibatta kalmamız gerektiğini, durağa beni almaya geleceklerini söyledi. O günden sonra bir kere daha karşılaştım adamla. Ablamın dediği gibi haber verdim ve sürekli irtibatta olduk. Şükür ki bir şey olmadı. Daha sonra bir daha görmedim o adamı. Çok büyük bir olay değil ama yaşadığım en kötü olaylardan biri. Ben de anlatmak istedim. Biraz fazla şüpheci davrandığımın farkındayım ama dışarıda kendimi hala güvende hissetmiyorum. Bence yani geçmiş olsun, hiç fazla şüpheci falan değilsin. Bu ülkede böyle bir zamanda mecburen bunları yapmak zorundayız. Kendini hiç fazla şüpheci davrandım diye hissettirme kendine. Gerçekten böyle. Bunu yapmak zorundayız. Yapman gereken şeyi yapmışsın aslında. Ve bence ateş olmayan yerden duman çıkmaz, bu kadar rahatsız ettiyse seni altında bir şey yatıyordur. İyi ki çok daha büyümemiş ve iyi ki ablanlarla iletişimde olmuşsun. Bunu onlarla paylaşmışsın, anlatmışsın. Hikayeni paylaştığın için de çok teşekkürler. Evet arkadaşlar, bugünkü videoda bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğeni tıklamayı ve aşağıdaki kırmızı butonla kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer sizin de hikayeleriniz varsa ekrandaki e-mail adresine lütfen noktalama işaretlerine ve Türkçe'ye dikkat ederek mail atabilirsiniz. Oraya gönderilenleri okuyorum. Diğer mail adresime ya da yorumları yazılanları videoya almıyorum. Genelde oradan devam ediyorum. Zaten yüklü bir mail oranı geliyor oraya da. O yüzden oraya anca yetişebilirim şu anda. Dediğim gibi video bu kadardı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.